Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 6. sınıf matematik konularından olan kesirler konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım hemen. Kesirlerle işlemlere baktığımızda arkadaşlar, bunu 5. sınıfta çok kısa bir şekilde görmüştük. Kesirlerde sıralamayı da görmüştük ama yine bir hatırlatalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar, kesirlerde sıralama yaparken nasıl sıralamalar yapabiliriz? Modelleme kullanarak sıralamalar yapabiliriz öncelikle. Buraya baktığımızda 3 eşit pizza var. Fatih, Elif ve Arda pizza yemişler. Üçünün de pizzaları eşit büyüklükte. Fatih pizzasını 8'e bölmüş. Elif 12'ye bölmüş. Arda da 6'ya bölmüş. Fatih pizzasını 8'e bölüp 4 dilimini yemiş. Şöyle boyanan kısım. Elif 12'ye bölüp 5 dilimini yemiş. Arda da 6'ya bölüp 5 dilimini yemiş. Şimdi baktığımızda burada e, resimlerde de gördüğümüz gibi en çok pizzayı kimi yediğini görebiliriz. En çok pizzayı Arda yemiştir arkadaşlar. Çünkü 6 dilime bölmüş ve 5 dilimini yemiş yani neredeyse hepsini yemiş. Sadece bir dilim kalmış. Sonrasında e, ondan bir küçük e, daha az yiyen 4 bölü 8 yani Fatih'in yediği pizza yarısı gitmiş pizzanın. Sonrasında 5 bölü 12 en küçük yani Elif'in yediği Elif daha az pizzaymış. Dolayısıyla 5 bölü 12 küçüktür, 4 bölü 8 küçüktür, 5 bölü 6 diye sıralamalar yapabiliriz. Daha başka şekillerde nasıl olabilir? Sayı doğrusunda gösterebiliriz arkadaşlar. Pizzaların boyutları aynı olduğu için burada 0 ile 1 arasını çünkü bir tane pizzamız var, bir tam pizzamız var, 0 ile 1 arasını işte. Pizzayı kaç dilime böldüysek o kadar dilime e, kısma bölüp parçaya bölüp yediğim kısmı işaretliyorum. İşte Fatih 8 kısma bölmüş ve 4 kısmını yemiş. Yarısı gitmiş yani. Arda 6 kısma bölmüş 5 kısmını yemişti. Elif 12 kısma bölmüş 5 kısmını yemişti. Dolayısıyla sayı doğrusuna sıfıra daha yakın olan ifade daha yakın olan kesir daha küçük olmuş oluyor. Baktığımızda 5 bölü 12 küçüktür, 4 bölü 8 küçüktür, 5 bölü 6 diye yine görebiliriz. Sonrasında başka e, nasıl sıralama yapabiliriz? Payda eşitleriz arkadaşlar. Çünkü neden payda eşitliyoruz? Kesirlerin ne paydaları aynı ne de payları aynı. Dolayısıyla ben burada en kısa yoldan paydaları eşitlersem daha kolay bir sıralama yapabilirim. Paydaları en yakın 24'te eşitleyebilirim. Çünkü 12 ile eşitleyemem. Burada en büyük 12 var payda. Bunu 12 yapabilirim ama 8 e 12 yapamam. Dolayısıyla bir yukarısı 24 olur. En küçük ortak kat dediğimiz, e ekok konusu. Bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ee, şimdi bunu 24'e eşitlediğimizde paydayı ve payı 3 ile çarpmam gerekiyor. 8 çarpı 3 24, 4 çarpı 3 12. Yani 12 bölü 24 olurum Fatih'in yediği pizza. Sonrasında Arda için payı ve paydayı 4 ile çarpmam gerekiyor ki payda 24 olsun. 6 çarpı 4, 24, 5 çarpı 4, 20'den de burası 20 bölü 24 olur. Elif'in e, paydasını da 24 yapmak için 2 ile çarparım. Payı da aynı zamanda 2 ile çarpmam gerekiyor. Kural böyle. 12 çarpı 2, 5 çarpı 2'den 10 bölü 24 olur. Bunları sıraladığımda 10 bölü 24. Şimdi burada paydalar eşit olduğu için üstleri direkt sıralayabilirim. Hangisi küçükse o küçüktür yani. 10 küçüktür 12, küçüktür 20. Dolayısıyla burada sorularda, bunu okuldaki sınav sorularınızda da böyle yapmanız gerekiyor. Orijinal hallerini sıralayın arkadaşlar. Yoksa puanınız kırılabilir. Orijinal hallerinde 10 bölü 24'ün orijinal hali neydi payda eşitlemeden önce? 5 bölü 12. 12 bölü 24'ün orijinal hali 4 bölü 8. 20 bölü 24'ün de orijinal hali 5 bölü 6 olduğu için sıralamamız yine bu şekilde olmuş oluyor. Payda eşitlemek her zaman hani en sık başvurulan yöntem diyebiliriz. Diğer türlü sıralamamız nasıldı? Bu sefer arkadaşlar paylar aynı, paydalar farklı. Şimdi paylar aynıysa paydası küçük olan daha büyük olmuş oluyor. Bu bir kural. Dolayısıyla paydası küçük olan 6, 7 bölü 6'nın paydası daha küçük. O daha büyük olmuş oluyor. Sonra daha küçük olan 7 bölü 9, sonra daha küçük olan da 7 bölü 12. Burada başka bir yöntem demiş. 7 bölü 12'nin içinde 7 tane 1 bölü 12 olduğunu, 7 bölü 6'nın içinde de 7 tane 1 bölü 6 olduğunu, 7 bölü 9'un içinde de 7 tane 1 bölü 9 olduğunu söylemiş. Evet bu böyledir. Sonrasında hepsinden 7 tane olduğu için biz direkt e, 7'ye bölünmüş hallerini sıralayalım demişler. Dolayısıyla yine payları aynı, aynı mantık. Payları aynıysa paydası küçük olan daha büyük olur. E, Gördüğümüz gibi 1 bölü 6, 1 bölü 9, 1 bölü 12 şeklinde yine bir sıralama yapmış. Örneğimize bakalım arkadaşlar şimdi de. Başka bir örneğimiz. Burada tam sayılı kesirler verilmiş. Burada 3 tam 3 bölü 5, 1 tam 3 bölü 4, 2 tam 1 bölü 6, 1 tam 2 bölü 5. 3 tam 3 bölü 5'e bakalım. 3 tane tam var. 4. tam da yoldaymış ki 5 dilime bölünmüş, 3 dilim gitmiş. 2 dilim kalmış. Burada bir tam 3 4. Bir tam ikinci tamın 4'te 3'ü gitmiş. 2 tam 1 6. 2 tam 3. tamın 6'da 1'i gitmiş. 1 tam 2 bölü 5. 1 tam ikinci tamın 5'te 2'si gitmiş. Şimdi mantık şu. Burada tam kısmı fazla olan en büyüktür zaten. Çünkü tamların değerleri hep aynı. Bu da bir tam, bu da bir tam. Burada 3 tam olduğu için en büyük budur. Şöyle gösterelim. En büyük bu. Şöyle bir diyelim. Küçükten büyüğe sıralayın demiş ama biz büyükten küçüğe sıralayalım bu sefer. Sonrasında en büyük tam kimde var? Bunda. İkinci olarak bu büyük. Sonrasında bunda da bir tam var, bunda da bir tam var. Şu ikisini karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Hangisi daha büyük? Şimdi bu 4/3 gitmiş, bu 5/2 gitmiş. Baktığımızda bundan daha fazla yenmiş. Pasta olarak düşünürsek üçüncü olarak bu daha büyük. Sonrasında en küçük de bu olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sıralamalar yapabiliriz modelleme olarak. Modelleme yoksa ne yapalım? Peki. Ya. Da alemi yoksa arkadaşlar direkt eşitliyoruz. tam kısımlar bizi e, burada etkiliyor neden işte e, tam kısımları daha fazla olanlar daha büyük oluyor gördüğünüz gibi burada 2 ve 3 2 tam ve 3 tam sona gelmiş yani en büyük olarak sıralanmış e, sonrasında bir tam olanları biz e, daha iyi bakmamız gerekiyor çünkü burada hemen e, kimin büyük olduğunu anlayamayabiliriz Dolayısıyla bu ikisi arasında paylaşleyerek hangisinin daha büyük olduğunu görebiliriz. Şimdi burada iş, e, payda eşitleyelim. 3 bölü 4 şimdi bir tam buna da bir tam buna da bir tam bir tamları eşitlemeye gerek yok. 3 bölü 4 2 bölü 5. 4 ile 5'e paydalara bakalım. 4 ile 5'i nerede eşitleyebiliriz? 20'de eşitleyebiliriz. Bunun paydasını 5 ile çarparsam payını da aynı şekilde bunun paydasını da 4 ile çarparsam payını da aynı şekilde ben burada paydaları eşitlemiş olurum. Bunu eşitlediğimde 15 bölü 20 yapar. 3 çarpı 5 4 çarpı 5'ten 15 bölü 20 yapar. Burada 2 çarpı 4, 5 çarpı 4'ten 8 bölü 20 yapar. Dolayısıyla 15 bölü 20 daha büyük olduğu için orijinal hali neydi bunun? 3 bölü 4. Yani 1 tam 3 bölü 4, 2 tam pardon 1 tam 2 bölü 5'ten daha büyük olduğu için 1 tam 2 bölü 5 bu 4 ifade arasında en küçük olmuş oluyor. Dolayısıyla sıralamamız bu şekilde. Genellikle paydaşlamayı kullanıyoruz arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. En çünkü pratik bir yöntem. Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar 5. sınıfa sınıfta gördüğümüz konuları biraz hatırladık. Şimdi ise yeni bir şeye geçiyoruz. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Burada arkadaşlar kristik nokta toplama ve çıkarma işlemi yaparken kesirlerde payda eşitliyoruz arkadaşlar. Her zaman bunu yapıyoruz. Paydalar eşit değilse toplama ve çıkarma işlemi yapmamız zor. Dolayısıyla payda eşitlemek önemli. Şimdi buraya baktığımızda 1 bölü 4 ile 2 bölü 3'ü nasıl toplarız? Paydalar eşit değil. Direkt paydalar eşitliyoruz. Paydaları nerede eşitleriz? 12'de eşitleriz en yakın. Şimdi bunu 1 bölü 4'ün paydasını 12 yapmak için 3 ile çarparız. Paydayı 3 ile payı 3 ile çarpıyoruz. Yani bu ifadeyi na, ne diyorduk biz? Genişletme. 3 ile genişletiyorduk. 1 çarpı 3, 4 çarpı 3'ten 3 bölü 12 yapar bu ifade. Bunu da 4 ile genişletiyoruz. Genişletme yapıyoruz yani. 2 bölü 3 4 ile genişlediğinde 2 çarpı 4 3 çarpı 4'ten 8 bölü 12 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla 3 bölü 12 ile 8 bölü 12'yi nasıl topluyoruz? Şimdi payda aynı kalıyor. Çıkarmada da böyle toplamada da böyle arkadaşlar. Payda aynı kalıyor. Sadece üstleri topluyoruz. 3 artı 8'den üst. 11 olur. Yani pay bu. Üst dediğim. 11 olur. Payda zaten aynı kalıyor. 11 bölü 12 olmuş oluyor. Bu iki ifadenin toplamı. Sonra diğer örneklerimize bakalım. Burada ne yapıyoruz? Yine tabii ki payda eşitleme var. Payda eşitleme her zaman önemli arkadaşlar. Paylar, pardon tam kısımları sonradan kendi aralarında toplayabiliyoruz. Ama burada önemli olan her zaman dediğim gibi paydalar. Paydalar eşitse toplama işlemi yapıyoruz. Bakalım şimdi paydaları nerede eşitleyebiliriz? Biri 5, biri 15, biri 10. Burada en yakın 30 geliyor benim gözüme. Çünkü ekokları yani en küçük ortak katları 30. şimdi şöyle düşünelim. Ekoku bilmiyorsak bile. Şimdi eğer 15 olsaydı sadece 5 olsaydı burada. 15 değil de 5 olsaydı bunu 15 yapardım. Ama burada 10 da var. Onu 15 on yapamam. Dolayısıyla 30'a çıkıyorum. 30'a çıkmak için bunu 3 ile çarpacağım. Bunu 2 ile bunu 6 ile. Bunu 6 ile genişlettiğimde 6 bölü 30 olur. Bunu 2 ile genişlettiğimde 14 bölü 30 olur. Şöyle göstereyim. 6 bölü 30, 14 bölü 30. Bunu 3 ile genişlettiğimde 3 bölü 30 olur. Şimdi kesirli kısımları ayrı toplayalım. Tam kısımları ayrı toplayalım. Tam kısımları ayrı topladığımızda 2 artı 1'den 3 olur. şimdi arkadaşlar tam kısımları ayrı topluyoruz derken orada kafanız karışmasın. Şimdi Şöyle, şimdi bu 2 tam 1 bölü 5 ifadesini aynı zamanda nasıl yazabilirim biliyor musunuz? 2 artı 1 bölü 5 olarak da yazabilirim. Yani bu aynısı. O yüzden ben bu ifadeleri ayrı toplayabiliyorum. 2 artı 1'den 3 diyebiliyorum. Tamam. Ee, sonrasında kesirli ifadeleri ayrı topluyordu. Kesirli ifadelerde ne oluyordu? Payda değişmiyordu. Payda aynı. Ben sadece payları topluyorum. Payları topladığımda da 6, 14, 3 daha 23 yapar. 3 daha 23 bölü 30 yapar arkadaşlar. Toplama işlemi bu şekilde. Çıkarma işlemi de aynı mantık arkadaşlar. Sadece çıkarma yapıyoruz. Çıkarma da nasıl oluyor? Yine payda eşitliyoruz. Fix. E, payda eşit dediğimizde paydaları aynı kalıyor. Paydaları aynı. Payları birbirinden çıkartıyoruz. 4 eksi 3'den 1 oluyor burası. Burada da yine. E, şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Burada. E, çıkarma işleminde. Tam sayılarla çıkarma işleminde. bileşik kesire çeviriyoruz. Tam sayılı ifadeyi. Çünkü daha sağlam olur. Diğer türlü yanlışlıklar olabilir. E, pay kısım. Tam kısımları kendi aralarında çıkarmak gibi şeyler yaparsak. Orada yanlışlıklar olabilir. Dolayısıyla burada. Burada. E, Bileşik kese çeviriyoruz. Bunu bileşik kese çevirelim. Nasıl yapıyorduk? 2 çarpı 4 artı 1. 9 bölü 4 yapar. Paydamız değişmiyordu. Burası 4 bölü 5 zaten. Burası basit bir kesir. Paydaları eşitlediğimizde bunu 5 ile bunu 4 ile çarparsak paydalar eşitlenmiş olur. Dolayısıyla 9 kere 5 45 şu kesir için bakıyoruz. 9 kere 5 45 4 çarpı 5 20'den 45 bölü 20 olur. İkinci kesirimiz 16 bölü 20 olur. 4 çarpı 4, 5 çarpı 4'ten 16 bölü 20. Sadece payları çıkartıyorduk. 45 eksi 16'dan 29. Pay da aynı kalıyordu. 29 bölü 20 olmuş olur. Şimdi arkadaşlar bu bileşik bir kesir olduğu için ben bunu tekrar böyle de bırakabilirim. Ama tam sayılı kesire çevirebilirim. Nasıl çeviriyorduk tam sayılı kesire? 29'un içinde kaç tane 20 olduğuna bakıyorduk. Çünkü 20 neydi? bizim tamımız. Tam. Biz tamımızı kaç parçaya bölmüştük? 20 parçaya. 20 parça. Şimdi bu 29'un içinde kaç tane 20 parçalık tam var? Bizim için önemli olan o. 29'un içinde kaç tane 20 var? Bir tane 20 var. Fazlası var mı? Var. Fazlası 9. Bir tamı ben buraya yazıyorum. Fazlasını da buraya yazıyorum. Bir tam 9 bölü 20. Bu şekilde düşünebiliriz. Burada yine tam sayılı ifadeleri bileşik kesre çeviriyorduk. Çevirelim. 2 tam 1 bölü 4'ü. 2 çarpı 4 artı 1'den 9 bölü 4. 1 çarpı 4 artı 2'den 6 bölü 4. Faydalar zaten aynı. Ee, pardon burada payda eşitleme yapılmış. İkisinde 4'e eşitlenmiş. Bu zaten 4'müş. Bunu 4 yapmışlar. 2 i̇ki çarpı 2'den 4. 2 çarpı 1'den de 2 olarak buraya yapmışlar. Sonra e, bileşik kesre... E, evet, bir açık çevrilmiş. Basit kesir olmuş daha doğrusu. Payları birbirinden çıkartıyoruz. Paydalar aynı kalıyordu. 9-6'dan 3. Paydamız da 4 olarak kalıyor. Çıkarma işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay. Devam edelim. Şimdi kesilerle çarpma ve bölme. kesirlerle çarpma ve bölme. Nasıl oluyor? Çarpma işlemimizi aynısı gibi yapıyoruz arkadaşlar. Burada ne var? 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 6 bölü 5. Şimdi payları kendi arasında çarpıyoruz. Paydaları da kendi arasında çarpıyoruz. Paylar ne? 1 çarpı 6. Paydalar ne? 3 çarpı 5. Payları kendi arasında yazıp paya, payları kendi arasında çarpıp paya yazıyoruz. Paydaları kendi arasında çarpıp da paydayı yazıyoruz. Mantık bu. Burada ne yapıyoruz? tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirip işlem yapıyoruz. Bunu bileşik kesire çevirdiğimizde ne oluyor burası? 13 çarpı 4 artı 1'den 53 bölü 4. 8 çarpı 3 artı 1'den 25 bölü 3 yapıyoruz. Sonrasında bu ifadeleri yan yana çarpıyoruz. 53 ile 25 çarpıp pay kısmına yazıyoruz. Şuraya. 4 ile 3 çarpıp da payda kısmına yazıyoruz. Yani şuraya. Aynı mantık. Burada yine bileşik kese çevirip işlem yapılmış. Paylar kendi arasında yazılıp çarpılmış. Paylar kendi arasında yazılıp da çarpılmış. Sonra 65 bölü 8. Tam sayılı kese çevirmiş. Nasıl yapıyorduk? Bunu 65'i 8'e bölüyorduk. Kaç kere var 8 kere? 8 tam. Geriye kalan ne? 1. Çünkü 8 kere 8 64 yapar, kalan 1 olmuş olur. Bunu da pay kısmına yazıyoruz. Çarpma işlemi bu şekilde arkadaşlar. Bölmeye bakalım. Bölme de kolay. Bölmeye gelmeden, evet bölmeye gelmişiz. bölmeye bakalım. bölmede ne yapıyoruz? Birinci kesrimizi Birinci kesirimiz ne? 4. Değil mi? İkinci kesir de 1 bölü 2. Şimdi birinci kesiri aynen yazıyoruz arkadaşlar. 4 ise 4. Kesir dediğim Aynı zamanda yani bu 4, 4 bölü 1 demek. Bütün sayılar için bunu söyleyebiliyorduk. İşte 5 ise 5 bölü 1. 6 ise 6 bölü 1. Bütün sayılar aslında bir tam sayılı kesir olmuş oluyor. Ee, buraya baktığımızda birinci kesiri aynen yazıyoruz. İkinci kesiri İkinci kesimiz ne? 1 bölü 2. Bunu da arkadaşlar ters çevirip takla attırıp çarpıyoruz ikisini. İkinci kesiri takla attırıyoruz. Aradaki bölmeyi kaldırıp çarpı yapıyoruz. 4 bölü 1 çarpı 2 bölü 1'den cevabımız 8 olmuş oluyor. Buraya baktığımızda 6. 6'yı aynen yazıyoruz. 3 bölü 4'ü ters çevirip bakın ters çevrilmiş ikisini çarpıyoruz sonra. 6 çarpı 4 24. 1 çarpı 3 3'ten 24 bölü 3'ten 8 geliyor burası. Burada yine aynı şekilde birinci kesri aynen yazmışlar. ikinci kesri bileşik kesri çevirmişler önce. Ne olmuş? 9 bölü 4. Bunu da ters çevirmişler. 4 bölü 9 diye. 54 çarpı 4. 1, çarpı 9 yapmışlar. Yani arada, aradaki bölmeyi kaldırıp çarpı yapmışlar. 54 çarpı 4. 1 çarpı 9'dan 216 bölü 9'dan 24 gelmiş. Yani birinci kesiri aynen yazıyoruz, İkinci kesiri ters çevirip çarpıyoruz. Mantık bu. Evet, geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar, kesir problemlerine geçelim ve buradaki mantığı biraz anlamaya çalışalım. Karşımıza e, nasıl gelebilir bu problemler? Onları bir e, bakalım, hazırlıklı olalım. Şimdi, burada bir ifade var. Demiş ki, Onur bir yolun 1 bölü dördünü veya dörtte birini yürüyerek 2 bölü 3'ünü veya 3'te ikisini koşarak gitmiştir. Tamam burada kat edilen bir yol var onu anlıyoruz. Şimdi toplama, çıkarma, çarpma, bölme olarak bu nasıl karşımıza gelebilir? Şimdi bakalım toplama olarak der ki mesela soruda işte olur ee, ne kadar yol gitmiştir? Onur'un e, işte Onur 1/4'ünü yürüyerek gitmişti, 2/3'ünü e, koşarak gitmişti. Onur'un toplam gittiği yol ne kadardır? Şimdi Onur'un toplam gittiği yolu bulmak için koşarak gittiği yolla yürüyerek gittiği yolu toplarım ki gittiği yolu bulayım. Ne kadar toplam ne kadar gitti diyorsa burada bir toplama işlemi yapacağım demektir. Çıkarma işleminde de der ki işte Onur'un koşarak gittiği yol, yürüyerek gittiği yoldan ne kadar fazladır? Koşarak gittiği yol ile yürüyerek gittiği yol arasındaki fark ne kadardır? Bunlar hep aynı arkadaşlar. Hepsinde çıkarma işlemi yapmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Fark, fark soruyorsa çıkarma işlemi. Ya da der ki işte yürüyerek gittiği yol koşarak gittiği yoldan ne kadar eksiktir der. Aynısı. Çarpma işleminde ne der? Der ki işte diyelim Onur işte bu toplam yolu işte yürüyerek veya koşarak gittiği yürüyerek ve koşarak gittiği yolu bir günde gitmiş olsun. İşte sorunun başında böyle bir şey deniyor olsun. İşte der ki çarpma işleminde 3 günde yürüyerek gittiği yol ne kadardır? Bir günde ne kadar gitmişti yürüyerek? 1 bölü 4. Yo bir günde yolun 1 bölü 4'ü yürüyerek gidiyor. 3 günde ne kadar yol yürüyerek gitmiş olur? 3 çarpı 1 bölü 4. 4 günde 4 çarpı 1 bölü 4. Tamam mantık bu. Bölme işleminde bölme işlem olarak nasıl sorabilirler? Der ki işte yolun 2 bölü 3'ünü koşarak gitmişti koşarak gittiği yolu yani 2 bölü 3'ünü 10 dakikada gitmiş olsun. Yani 10 dakika koşarak gitmiş olsun yolun bu kısmına. 10 dakikada 2 bölü 3 gidiyorsa 1 dakikada ne kadar gider koşarak? Şimdi koşarak gittiği yol toplam buydu ve bunu 10 dakikada gitmişti. Demek ki bunun içinde kaç tane 1 dakika var? Onu sormuş, sormak istiyor aslında burada. Dolayısıyla ben bu 2 bölü 3 yani koşarak gittiği yolu ona bölersem bir dakikada kaç ne kadar yani ne kadar yol koşmuş olduğunu bulur. Kesir problemlerinde mantık bu şekilde arkadaşlar. Sadece ne sorduğunu çok iyi idrak etmek gerekiyor. Peki bakalım şimdi. Ha, birinci sorumuzda demiş ki Saliha ödevi olan 270 sorunun ilk gün 96 tanesini. İlk gün diyorsa devamı gelecek demek ki. İkinci gün. Birinci gün çözdüğü soru sayısının. ikinci gün ne istiyor? İkinci gün birinci gün çözdüğü soru sayısının. 5 bölü 6'sını çözmüş. Saliha ödevini 3 günde bitirdiğine göre Saliha'nın 3. gün kaç soru çözdüğünü bulalım. Şimdi birinci gün çözdüğü soru sayısını biliyorum. 96 soru. Değil mi? 2. gün ne kadar çözmüş? 1. günün 5 bölü 6 kadarını şimdi verilen bir çokluğun e, kesir e, verilen bir çokluğun kesirli kısmını bulmak için ne yapıyorduk sayıyla o kesiri çarpıyorduk yani 96'nın 5 bölü altını bulmak için 96 ile 5 bölü altı çarpıyoruz çarptığımızda e, burada ne yapar 96 çarpı 5 480 yapar 1 çarpı 6 da 6 yapar. Yani 480 bölü 6'da 80 tane soru çözmüş olduğunu buluruz ikinci gün. Şimdi burada bana bir bilgi vermiş. Demiş ki Saliha bu ödevi 3 günde bitiriyor. Şimdi birinci gün 96, ikinci gün 80. Geriye kalan üçüncü günde 270'ten yani toplam soru sayısından ne kalıyorsa onu çözmüş demek ki. Dolayısıyla ben üçüncü gün soru, çözdüğü soru sayısını bulmak için toplam soru sayısından çözdüğü kadarını çıkarırsam, yani birinci ve ikinci gün çözdüğü kadarını çıkarırsam, üçüncü gün çözdüğü soru sayısını bulmuş olurum. Dolayısıyla 96 artı 80, 176 yapar. Birinci ve ikinci gün 176 soru çözmüştü. Toplam 3 günde 270 soru çözmüştü. 270'ten 176'yı çıkarırsam üçüncü gün çözdüğü soruyu bulmuş olurum. Dolayısıyla Saliha 3. gün 94 soru çözmüştür arkadaşlar. Bu şekilde yani. Devam edelim. ikinci sorumuzla. Şimdi ikinci sorumuzda demiş ki. 3000 metrekarelik bir arsa var. 3 bölü 10'una. 10'da 3'üne ev. 200'de 7'sine yüzme havuzu. Kalan kısmına da bahçe yapılacak. Bahçe için ayrılan alanın metrekare cinsinden ne kadar olduğunu bulalım demiş. Şimdi bakalım ne kadar alan harcanıyor onu bir bulmamız lazım. Bana alanın tamamını vermiş. Alanın ne kadar ne kadarını ev ne kadar bunları ne kadarına yüzme havuzu e, yaptığını da söylemiş. Sadece bana bahçenin kısmını soruyor. Onu vermemiş çünkü onu ben bulacağım. Şimdi ev için ne kadar alan kullanmış? 3000'in bu arsanın demiş ya. Onda üçüne 3000'in 10'da 3'ünü bulmak için 3000 ile 3 bölü 10'u yani 10'da 3'ü çarpıyorum. Buluyorum. Şimdi burada çarpma işlemini nasıl yapıyorduk? 3000 çarpı 3 1 çarpı 10. Şu 3'ün altında 3000'in altında gizli bir 1 var her zaman. 3000 çarpı 3 9000 yapar. 1 çarpı 10 da 10 yapar. Dolayısıyla 9000 bölü 10'dan 900 metrekare yapar. Bir sayıyı ona bölmek için ondan bir sıfır eksiltmek gerekiyordu. 900 metrekare. Ev için ayrılan alan 900 metrekareymiş. Yüzme havuzu için ne kadar alan ayrılmış? 7 bölü 200. 3000'in 7 bölü 200'ünü bulursak şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. 3000 çarpı 7, 1 çarpı 200. Bu ikisini çarptığımızda şu götürme işlemlerini yapabiliriz direkt. Şu iki sıfırdan 2 sıfırları götürebiliriz. 30 kaldı burada. 30 bölü 2 yaparsak bunların hepsi çarpım durumunda olduğu için sadeleştirme yapabiliriz. 15 yapar. 15 çarpı 7'den de 105 metrekare yapar. Yüzme havuzu için ayrılan alan 105 metrekare. Ee, şimdi toplam ev ve yüzme havuzu için ne kadar alan ayrılmış onu bulalım. 900 ile 105 toplarsak bu ikisi için ayrılan alanı bulmuş oluruz. Burası da 1005 yapar. Toplam alanımız ne kadardı? 3000. 3000'den bu ikisi için ayrılan alanı çıkarırsak bahçe için kalan alanı bulmuş oluruz. 3000'den 1005'i çıkardığımızda 1995 metrekare çıkar. Bu 1995 metrekare de bahçe için ayrılmış alan oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bu sorumuzda devam edelim. Evet, üçüncü sorumuzda demiş ki bir otomobil gideceği yolun yarısına gitmiştir. Bu otomobil 75 km daha yol gittiğinde yolun 3 bölü 5'ini, 5'te 3'ünü gitmiş olacağına göre yolun tamamının kaç kilometre olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar e, yolun 3 bölü 5'i diyor ya ben bu 3 bölü 5'i 2 ile genişleteceğim. Çünkü yolun yarısını bulmak o şekilde daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. 2 ile genişletelim. 2 çarpı 3, 6. 2 çarpı 5 de 10. Şimdi 6 bölü 10. 10 kilometre, 10 parçalık bir yol olduğunu düşünelim. 10 kilometre demeyelim de. 10 parçalık yolun yarısı ne olur? 5 bölü 10. Değil mi? Yarısı 5 bölü 10. Bu kadarını gitmiş otomobil. Ama 75 kilometre daha gitseydi ne olacaktı? Yolun 6 bölü 10'unu gitmiş olacaktı. Bu. Denklemimiz bu. Yani yolun yarısından sonra 75 kilometre daha gittiğinde 6 bölü 10'unu gitmiş oluyor. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki fark ne? Şöyle yapabiliriz. Eee Şurası kaç olmalı ki bu x'in toplamı 6 bölü 10 olsun? Bu şekilde yapabiliriz. 6 bölü 10'dan 5 bölü 10'u çıkardığımızda biraz kötü yazıyorum ama ne olur? Paydaları aynı. Payları çıkarıyoruz. 1 bölü 10. Yolun 1 bölü 10'u 75 olduğuna göre tamamı ne kadar yani 10 bölü 10'u ne kadardır? 7 75'e 75'i çarptığımızda şurada yapıldığı gibi 75 10 çarptığımızda yolun tamamını buluruz. Ya da şurada yapıldığı gibi yolun 75 kilometre gidilmiş hali halinden yolun yarısını çıkardığımızda yine 1 bölü 10'u buluyoruz paydaları eşitleyerek. Tamam. Bu ikisi arasındaki farkın 75 olduğunu söylüyor bize. 1 bölü 10'u 75 ise Aynen yolun 1 bölü 10'u 75 ise Yolun tamamı 750 kilometre olmuş oluyor. Yani 75 ile 10'u çarptığımızda 750'yi bulmuş oluyoruz. Bu şekilde. 1 km ise, 1 bölü 10'u 75 ise Tamı da tam kısmı da yani 750 olmuş oluyor. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda ne diyormuş? Bir öğrencinin bir haftalık ders çalışma süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre bu öğrencinin hafta içi hafta sonundan kaç saat fazla ders çalıştığını bulalım. Kaç saat fazla? Burada ben bir çıkarma işlemi olduğunu görebiliyorum. Bir haftada toplam kaç saat ders çalıştığını bulalım. Toplam kaç saat? Ya çarpma var ya toplama var. Tamam? Şimdi bakalım pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi hafta içi hafta sonundan kaç saat fazla ders çalıştığını bulmak için hafta içi ne kadar ders çalışmış onu bulacağım. Ve hafta sonu ne kadar ders çalışmış onu bulacağım ve aradaki farkı soracağım. Çünkü hafta içi ne kadar fazla hafta içi hafta sonundan ne kadar fazla diyor burada. 5. şıkkında da diyor ki bir haftada toplam kaç saat ders çalışmış? Burada ne var ne yok toplayacağız. Mantık bu. Şimdi bakalım ne yapmışız? Şimdi bir haftada pardon hafta içi çalıştığı ders sürelerini toplamışız burada. Ne yapmışız? Paydaları eşitlemişiz öncelikle. Çok önemli. Paydaları 12'de eşitlemişiz. Bunu 2 ile, bunu 6 ile, bunu 4 ile, 3 ile, 4 ile paydalarını genişletmişiz. Sonra hepsini topladığımızda tabii ki önce topladıktan sonra e, Topladıktan sonra basit e, tam sayı kesirleri birleşik kese çevirmişiz. Mesela şu. 12, 2 çarpı 12'den 24. Artı 4'den 28 bölü 12 olmuş burası. Diğerlerinde Tam sayılı kesir 1 çarpı 12 artı 3'ten 15 bölü 12 olmuş burası da. Bunun hepsini topladığımızda paydaları aynı kalıyor. Payları topluyoruz. Hafta içi ders çalıştığı süre 67 bölü 12 çıkıyor. Hafta sonu ders çalıştığı sürede aynı şekilde paydaları eşitliyoruz. Burada paydaları 20'de eşitlemişiz. Bunu 2 ile çarpmışız. 20 bölü... ee, heh, Evet 20 bölü 14 olmuş. Bu da 20 bölü 19'du zaten. Tam sayılı kesirleri bileşik kese çevirmişiz sonrasında. 20 bölü 54, 20 bölü 39 olmuş sonrasında. 93 bölü 20 olmuş. Paydalar aynı kalmış, paylar toplanmış. 93 bölü, 20. 93 bölü 20 ne? Hafta sonu ders çalıştığı süre. Bize ne soruyordu? Hafta içi hafta sonundan ne kadar fazladır? Burada bir çıkarma işlemi yapıyoruz. Hafta sonu pardon hafta içi neydi? 67 bölü 12. Hafta sonu 93 bölü 20. Ee, bu ikisini birbirinden çıkardığımızda burada yine payda işlemi yapmak zorundayız. İkisi 60'da buluşur. 60'da eşitleyebiliriz yani. Bunu 3 ile, bunu 5 çarptığımızda 335 bölü 60 eksi 279 bölü 60'dan sadece payları birbirinden çıkarıyoruz. Paydalar aynı kalıyor. Hafta içi 56 bölü 60 saat daha fazla ders çalışmış arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuza bakalım. Demiş ki Derya metre fiyatı 7 tam 1 bölü 2 lira olan kumaştan 9 metre satın almış. Aldığı kumaşı 2 tam 1 bölü 4 metrelik eşit uzunlukta parçalara bölmüş ve etek dikmiştir. Buna göre Derya'nın e, kumaş için kaç lira ödediğini bulunuz. Kaç tane etek diktiğini bulunuz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakalım ne demiş. Şimdi 1 metre kumaşın ne kadar olduğunu biliyoruz. 7 tam 1 bölü 2 TL. 9 metre, şimdi, 9 metre kumaş alırsa ne kadar ödeyecek? 9 tane 7 tam 1 bölü 2 ödeyecek. Dolayısıyla 9 tane 7 tam 1 bölü 2'nin ne kadar olduğunu bulmak için önce 7 tam 1 bölü 2'yi bileşik kesire çevirelim. 7 çarpı 2 artı 1'den 15 bölü 2 yapar kesirimiz. Bunu da 9'a çarptığımızda nasıl çarparız? 9 çarpı 15 bölü 2. 9 çarpı 15, 135 bölü 2'den 135 bölü 2 TL öder toplam kumaşa. Birinci sorumuzun cevabı bu. İkinci sorumuzda ne demişti? 9 metre kumaş aldığını biliyoruz. Derya'nın. 9 metre kumaşı ne yapmış? 2 tam 1 bölü 4'lük parçaları ayırmış ve bunların her biriyle etek dikmiş. Şimdi 9 metrenin içinde ben 9 metrenin içinde kaç tane e, 2 tam 1 bölü 4 yani bunu bileşik kese çevirdiğimde 2 çarpı 4 artı 1'den 9 bölü 4 yapar. 9 metrenin içinde kaç tane 9 bölü 4 e, metre olduğunu bulursam kaç tane etek diktiğini bulurum. Yani 9 metreye kaç tane 9 bölü 4'e ayırmış bu e, derya ve etek dikmiş. Bu benim için bulmam gereken bir şey. Şimdi 9'u bölelim. 9 bölü 4'e. Nasıl bölüyoruz? 9'u aynen yazıyoruz. Birinci kesirimizi yani şu 9'u. İkinciyi ters çeviriyoruz ve çarpıyoruz. Araya çarpı koyuyoruz. Ters çevirelim. 4 bölü 9. 9 çarpı 4 bölü 9'u aynen bu şekilde birleştirip yazabiliriz. 9 çarpı 4 36 bölü 9'dan yani şu 9'ları götürdüğümüzde de 4 sonucunu bulmuş oluruz. Yani kumaş için 135 bölü 2 lira ödemiş. Ve bu aldığı kumaşla da 4 tane etek dikmiş arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu şekilde.